bitmeydi var ya, kimse onun bileğini bükemezdi. Hala böyle bir şansın var Hasan'ın kardeşim. Sana buradan bir abin olarak sesleniyorum. Gel partine sadakatle çalış. Bu halk seni var ya hiç tahmin etmediğin yerlere taşır. Gelin teki aday. Ya ben sen abinim ya. Ben senin abinim ya. Diyorum ki gel partine çalış. Herkes diyor ki bana versin. Bir de yani bir adayı göstereceğiz ha. Bir adayı göstereceğiz. Yani 10 tane adaymış var, bir kişiyi göstereceğiz. E kendisi aday gösterilmeyen kalkıp giderse olur mu böyle şey? Ya mesele sadece Sincik meselesi değil ha. Bak başbakanımız açıkladı. Biz bu başbakanı yalnız mı bırakacağız ya? Ya Sincik'in iyiydi insanları. Şahlanacaksınız ya. Diyeceksiniz ki bu mesele Mehmet Buz meselesi değil. Abu Zer Yakar meselesi değil. Mehmet Metin'e rahmet aydın meselesi değil. Başbakanımızı yemek istiyorlar. Biz onu çakallara yedirmeyiz dedik. Bak Çamdere muhtarım burada. Hiç fire vermeyecek yani. Biliyorum. Köylerimiz fire vermeyecek ya. Çünkü biz o köylere hizmet götürmeye koymuşuz ya. Bizim sevdamız var ya. Bu topraklara aşkımız var ya. Siz bizim başımızın tacısınız ya. Yani burada yaptığımız hizmetleri bizim anlatmamıza gerek yok. İnan ki şu an bende cebimde var. Bunlarla sizi şey bulmak istemem ama yeter mi? Yetmez. Yetmez kardeşim. Bak devlet hastanesi ya 10 yataklı yapmışlar. Kardeşim 10 yataklı hastane olmaz ya. Bu Sincik büyüyecek. Buraya TOKİ gelecek, buraya başka şeyler gelecek. 30 yıl sonrasını düşüneceksin kardeşim. 10 yataklı hastane buraya yetmez. Ne yaptım? İtiraz ettim. Hayır kardeşim, 20 yataklı olacak. Yanında lojmanı olacak kardeşim. Modern bir hastane, modern, modern. Şimdi geleceğiz, temelini atacağız. Temelini atacağız. Diyorlar ki ya bu hastane ne zaman temelini atacak? Neyi gafil? Yani 10 yataklı hastanenin temelini alsaydık hoşumuza mı gidecekti ya? Biz seçim düşünmüyoruz, oy düşünmüyoruz ya. Yoksa gelirdik 10 yataklı hastanenin temelini çoktan atardık. Şimdi inşaat da yükselmiştir. Biraz geç olsun dedik ama 20 yataklı olsun dedik. Yanına da lojmanı olsun. Gelen doktorun kara bineceği lojmanı olsun dedik ya. Ya hastane şey, Ziraat Bankası'nı getirelim. Başkanımız burada, Mehmet Buz başkanımız da burada ya. Ya belediye başkanımız kılını kıpırdatmadı ya. Ya buradan sitem ediyorum kendisine. Ya demedi ki benim ilçime Ziraat Bankası şubesi açılacak. Hasan'ı kardeşim, seni seviyorum eyvallah. Bir gün beni arayıp demedin ya. Ben bu ilçeden sorumlu milletvekiliyim ya. Buraya karar aldırmışsınız, banka açacaksınız. Ha ben şurayı veriyorum. Banka gelsin. Ya yer bulamadılar ya. Benim belediye başkanım kılını kıpırdatmadı ya. Siz benden banka şubesi istiyorsunuz. Ben gidiyorum genel müdürümle konuşuyorum. Allah genel müdürümüzden razı olsun yani. İstanbul yıllarından arkadaşım olduğu için. Ne olursun Mehmet diyor. Ahmet Aydın arıyor. Ben arıyorum. Diyor ki ya orada banka açarsam şey yok diyor. Yani banka açmanın şartları yok diyor. Çünkü para yok. Ben nasıl göndereceğim onu? Zarar ederim diyor. Biz diyoruz ki zarar etme pahasına Sincik'te banka açacaksın diyoruz. Açtırma kararı alıyoruz. Geliyoruz burada yer bulamıyoruz ya. Ondan sonra da kalkıp diyorlar ki ya size banka sözü verdiler. Hani yaptılar mı? İyi de sen ne yaptın? Sen. Bu ilçenin belediye başkanısın ya. Bir yer bulamadın ya. Bir yer bulamadın kardeşim. Ben de sana sitem ediyorum ya. Ben mi gelip yer arayacağım başkanım? Siz söyleyin. Ben mi gelip yer arayacağım burada? Banka defalarca geldi banka yetkilileri ya. Yer bulamadılar ya. Yer buldukları yerde ruhsat sorunu vardı. Çözmediler ya. Ne yapayım? En son dedik ki kardeşim ATM açacaksınız. ATM açacaksınız. ATM de bankacılık küçük bir bankadır yani. Orada bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. ATM açıldı mı? Açıldı. Peki banka açılacak mı? Açılacak.
yeri tespit edildi, bütün hazırlıklar yapılıyor. Şimdi diyorum ki ya bak hastane nerede? Hani bu banka açılacaktı?